Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selatı ve selamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin, onun tertemiz ehli beytinin ve ehli beyti içerisinde özellikle sahibimiz, Mevlamız Hazreti Mehdi acelallahu ferecenin üzerine olsun. Saygıdeğer izleyiciler, Ehli Beyt Öğretleri programında Yaşar Topkaya ile birliktesiniz. Bugünkü programımız farklı bir mekanda yapılmakta. Programı yaptığımız yer İstanbul'un Anadolu yakasında Kayışdağı mevkiinde İmam Hüseyin Camisi'ndeyiz. İmam Hüseyin Camisi'ndeyiz. Oradan sesleniyoruz sizi. Oradan selamlıyoruz. Buradan hepinizi Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün yanımızda Ehl-i Beyt Öğretleri programından çok iyi tanıdığınız, aynı zamanda bu caminin imamı olan Mehdi Aksu hocam var. Muhterem hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaşar Bey. Sizler de hoş Hoş bulduk geldiniz. Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Çok sağ Allah olun. iyilikler versin cümlemize. Sizin mekanınıza geldik. İyi ağırladınız bizi. Allah Hoş razı sefa olsun. geldiniz. Sefa bulduk. Evet, dua alıyoruz. İlk sözümüz dua olsun. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve senâ lillahi rabbil alemin. Bari il halaike ecmein ba'isil enbiya'i vel mursalin vel cennetu lil mu'minin vel naru lil muşrikine vel muanidine vel munafakin. Vessalatu vesselamu ala rasulillah khatemin nebiyyin ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin. Vel la'nu daim ala a'daihim ecmein ve munkir fazailihim ve gasib hukukihim min al an ila qiyami yevmiddin. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibn al hasan salawatuka alayhi ve ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. Amin. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Hocam, bugünler İmam Mehdi'nin doğum günleri. Evet. Bu konuyla ilgili de tebriklerimizi arz edelim. Buyurun, önce siz buyurun. Ben öncelikle, her şeyden önce Ehl-i Beyt Mektebi'nin müçtehitlerine, seyyidlerine, alimlerine ve Ehl-i Beyt imamlarına gönül verenlere, genelde İslam alemine tebriklerimi arz ediyor, gözleri aydın olsun diyorum. Allahu Azze ve Celle tez zamanda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile bizlere gerçek bayramları yaşatsın temennisini taşıyorum inşallah. İnşallah, evet. Başta Hazreti Zehra'nın, babasının, kocasının 11 evladının gözleri aydın olsun. Amin. O Hazretin naipleri olan müçtehitlerimizin gözleri aydın olsun. Seyitlerimizin ve siz saygıdeğer Zehra TV izleyicilerinin, kim Hazreti Mehdi'yi hakkıyla tanıyorsa onların gözleri aydın olsun diyoruz ve hepinize tebrik arz ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Amin. Bayram değil mi hocam? Tabii ki. Hem de ikinci Kadir Gecesi. İkinci Kadir Gecesi. Şaban ayındaki Kadir Şaban Gecesi. Şaban ayındaki Kadir Gecesi. Ve Kadir Hum'dan sonra, bunun altını çizelim, En büyük bayramımız. Kadir Hum'dan sonra özellikle, evet. Mehdi Hocam'a da teyit ettirelim Allah bunu. Razı olsun. Bizim velayet dostlarının en büyük bayramı Kadir Hum bayramıdır. Ve İmam Mehdi, İmam Mehdi'yi konuşacağız. İmam Mehdi'nin biraz vasıflarından bahsedelim, özelliklerinden bahsedelim. Evet. Mesela aklıma şöyle geliyor. Diğer masumlarda, dedelerinde, babalarında, İmam Ali'den tutun da İmam Hasan Askeri'ye kadar veya diğer peygamberlerde olmayan bir takım özelliklerin İmam Mehdi'de olduğunu biliyoruz. Evet. Doğru mu bu söylediğim? Doğruysa nedir bu özellikler? Onlara biraz işaret edelim. Allah razı olsun Yaşar Bey. Ben sohbete başlamadan önce izleyicilerimizi en içten dileklerimle selamlıyor. Cümlesine Rabbimden esenlik ve sağlık temenni ediyorum. Ve bir kez daha altını çizerek hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Bizleri buraya gelmekle şereflendirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Estağfurullah hocam. Sorun baki kalsın. Geçen hafta burada bir dernek açtık. Evet. Sizin önderliğinizde açılan Ehl-i Beyt Sevenleri Derneği de hayırlı olsun. Allah razı olsun. Güzel bir hizmet, hayırlı bir hizmet. Allah razı olsun. Buradan dostlarımız haberdar olsunlar ki burada bir hayır hizmet derneği açıldı. Yardımlaşma derneği, evet, açıldı. Fakirimize, fukaramıza din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden, evet, insan olma hasebiyle. Eyvallah. Nerede bir insan açsa, nerede bir insan muhtaçsa, bu derneğin misyonu o. Evet. Ona yetişip elinden geldiği kadar yardım etmeye çaba gösterecekler. Evet.
O derneği, dernek başkanlığı, dernek yöneticilerini buradan tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ki açılışta Hatemi Hocam da vardı. Evet. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Ve tekrar sözü Mehdi Hocam'a bırakıyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Bakınız Yaşar Bey, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özellik ve derecelerine geldiğimiz ve onları incelediğimiz zaman başta şunu belirtelim. Bir takım özellik ve farklılıkları arz edeceğimizde sakın ola ki bazıları şu şekilde düşünmesinler. Bunlar şimdi de İmam Mehdi peygamberin üstüne çıkardılar. Maazallah, hayır. Bakınız Ehl-i Beyt imamlarının kimisinde öyle özellikler vardı ki bunlar hiçbir Ehl-i Beyt imamında ve hiçbir peygamberde mevcut değildi. Mesela Hazreti Ali Aleyhisselam'ın peygambere nazaran bir takım özellikleri vardı. Örneğin Peygamber Efendimizin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi kimdi? Hazreti Fatıma. Peygamber Efendimizin Fatıma gibi bir eşi yoktu. Bu Hazreti Ali Aleyhisselam için bir özellik teşkil eder. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın peygamberimiz gibi bir kayınbabası var. Evet. Hazreti Peygamberimizin kendisi gibi bir kayınbabası yok. Yok. Bakın bunlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın zahiri bir takım kavramlarda peygambere nazaran özelliğin, o özelliğinin olduğunu gösterir. Ama yani bu üstünlük şey, vesilesi üstünlük değil. Özelliktir. Özellik. Aynı şekilde Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'da var olan bir takım özellikler Hazreti Ali'de yoktur. Babasında yoktur. Zibh-i azim olmak. Eyvallah. Zibh-i azim özelliği Hazreti Hüseyin'e takdir edilmiştir. Artı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın mezar-ı şerifinin toprağında şifa vardır. Onu teberrük ve şifa niyetiyle suya karıştırıp içmek sünnettir. Ama başka bir imamın veya başka bir peygamberin mezarının toprağı hakkında böyle bir söylem nakledilmemiştir. Veya aklıma geldi girişte, caminin girişinde Allah razı olsun kardeşler yazmış Peygamber Efendimiz'den bir hadis ki Hüseyin'in ziyareti benim haclarımdan 1000 hacca bedeldir. Bakın mesela bu diğer imamlar İmam Rıza için buyurmamış. Eyvallah. İmam Ali için buyurmamış. Buyurmamış. Veya İmam Hüseyin Aleyhisselam için bir insan ziyarete gidip geldiği zaman ziyaret zarfında geçirdiği günler ömründen sayılmaz. Bu diğer peygamberlerde, imamlarda böyle bir söylem söylenmemiştir. Bakınız, veya Hüseyin hidayet meşalesi kurtuluş gemisidir. Eyvallah. İmam Hüseyin'in kubbesinin altında, türbesinin altında yapılan dua geri gelmez. Bakın, kabul edilir. Bu ve benzeri söylemler diğer Ehl-i Beyt imamlarında ve peygamberlerde, Resulullah Efendimiz'de benzeri söylemler yok, nakledilmemiş. Bu sebepten dolayı diyoruz ki bunlar kimde mevcut ise bu onun için bir özelliktir. İmam Mehdi Aleyhisselam'da da bu özellik ve farklılıkları incelediğimiz zaman bu manada incelemekteyiz. Aksi takdirde onun Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Ali Aleyhisselam'dan veya diğer Ehl-i Beyt imamlarından üstünlük manasında konuyu incelemeyeceğiz. Zira defalarca bu kameralar karşısında söylenmiştir. Kulluhum nurun vahid. Eyvallah. Bunların hepsi tek bir nurdandır. Ve birinde biri hepsiyle aynı. Eyvallah. Evveluna Muhammed, avsatuna Muhammed, ahiruna Muhammed, kulluna Muhammed. Rivayetlere baktığımız zaman Yaşar Bey, İmam Mehdi Aleyhisselam için görebildiğimiz, bunu elbette arifler, yani bir götürürsünüz Seyyid İbni Tavus'un kapısına, Allame Emini'nin kapısına, efendim Allame Meclisi'nin kapısına, bu tür arifler, muhakkikler, bunların kapısına bu konuyu götürdüğünüz zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'a
efendim 300, 500, 400 özellik söyleyebilirler. Ama biz bu kusurlu halimizle, bu sınırlı halimizle rivayetleri incelediğimiz zaman 45 tane özellik görebiliyoruz. Bu arada sitede size bir soru var. Seyyid İbni Tavus'tan bahsettiniz. Alemi Meclisi'den bahsettiniz. Bir kardeşimiz, biz onları yeterince tanımıyoruz. Özellikle isim verdikleri için size söylüyorum. Mehdi Aksoy hocamdan bu konuda sohbet istiyoruz. Ehl-i Beyt yolunda hizmet eden alimler, büyük alimlerin, Alemi Meclisi Eyvallah. Gibi alimlerimizin. Bununla da ilgili sohbet yapacağımızı o kardeşimize baş göz üstü söyleyelim. Mehdi Aksoy hocama ben ilettim. Allah razı olsun. O çok da önemli bir konu. Seyyid İbni Tavus'un kendisi zaten bir mekteptir. Seyyid İbni Tavus'u konuştuğumuz zaman mektebi yani konuşacağız. Yani Şeyh Sadıkları, Seyyid İbni Tavus'ları, Alemi Meclisi'leri, Alemi Eminileri. Eyvallah. Çok güzel. Hatta Seyyid Tebatabayileri. Bunları konuşacağız. Bunun sözünü verelim. Allah razı olsun. Dolayısıyla rivayetlerde 45 tane özelliğe biz rastlıyoruz. Farklılığa biz rastlıyoruz. Bakınız, bunlardan bir tanesi İmam Mehdi aleyhisselam kendisinden önceki masumlara nazaran, artı peygamberlere nazaran mahşerde daha nurani olacaktır. Cennet ehlinin tavusu. Eyvallah. Sizi yetiştiren anaya babaya Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Sizin ki ben söyleyecektim, siz söylediniz onu. El-Mehdiyyü tavusu ehlil cennet. Rivayet böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz. Mehdi, evet. Mehdi aleyhisselam cennet ehlinin tavusudur. Bakınız. Peygamberler cennet ehli mi, ehli değil mi? Bir kere konuşması abestir. Peygamberler cennet ehlinin başında gelenlerdir. Ehl-i Beyt imamları cennet ehlinin başında gelenlerdir. Yani masumların tamamı cennet ehli. Onlardan bir tanesi kim? İmam Mehdi aleyhisselam. Kuşlar içerisinde, bakın, yüzlerce kuşu yan yana bırakın, onların içine tavus kuşunu bırakın. Tavus kuşu ilk kendisini gösterendir. Evet. İlk göze çarpan tavus kuşudur. Neden? Tavus kuşunun o rengarenk oluşundan dolayı, birçok rengi vücudunda bulundurduğundan dolayı. Peygamber Efendimiz İmam Mehdi aleyhisselamı cennette, mahşerde tavus kuşuna benzetiyor ve buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam cennet ehlinin tavusudur. Burada tavustan maksat şu anda hali hazırda yaşayan müçtehitlerimizden bir tanesi bu rivayet üzerinde buyuruyor ki tavusa benzetilmesinin sebebi İmam Mehdi aleyhisselamdan yansıyan nurun şiddetidir. İmam Mehdi aleyhisselamda öyle şiddetli bir nur olacak ve o nur öyle bir şekilde yansıyacaktır ki diğer masumların içerisinde kendisini en fazla lanse eden o hazret olacaktır. Hocam, bu kadar güzel sözü buyuran o müçtehidimizin ismini de alalım. Bu müçtehidimizin ismi, Allah uzun ömürler versin ki, gerçekten velayet ve imamet konularında, özellikle ilmi batında, özellikle Hazreti Zehra'nın ve İmam Hüseyin'in Aşura ve matem merasimlerine dair sünneti, matemlerin üzerine fazlasıyla eğilen ve giden Ayetullah Hüseyin Vahid Horasani. Ayetullah Horasani, tahmin ettim ama bilmiyordum. Evet. O tavustan maksadı o müçtehidimizin, buradan biz de Allah uzun ömür versin diyoruz. Amin, Allah amin. Sayelerini bütün müçtehitlerimize amin, beraber amin. Başımızdan eksik etmesin. Söz söylendi, söz çok güzel. Alekber hocamın deyimiyle sahibini de söylemek eyvallah, lazım. Eyvallah. Bir daha o sözü alalım hocam. Bakınız, tavustan maksat buyuruyor ki nasıl tavus kuşu hayvanlar içerisinde farklı renklerinden dolayı kendisini çabuk
özelliğini, farklılığını çabuk hissettiriyor ise, İmam Mehdi aleyhisselamda olan nurun şiddetinden dolayı, fazlalığından dolayı mahşerde İmam Mehdi aleyhisselam diğer masumlara nazaran kendisini daha fazla lanse edecektir, ettirecektir. Sebep nurunun şiddetli oluşu. Yani o kadar nurlu olacak ki diğerlerinden farklı gözüküp seçilecek. Bakınız bu Ayetullah Hüseyin Vahid Horasani'nin, ki ben özellikle Allah bütün müçtehitlerimizin ömrünü uzun etsin. Amin. Ölmüşlerin hepsine rahmet etsin. Amin. Ama şunu arz edeyim. Merhum Nainilerin, merhum El-Hekimlerin çizgisinde olup da ve her şeyi sünnetine göre özellikle Ehl-i Beyt'in efendim çizgilerinde hassas olan ve batın ilimleri ile mektep mensuplarını tanıştırmaya çalışan, şu anda yaşayan müçtehitlerimizden bir tanesidir. Ne yazık ki Arap ülkeleri çok iyi tanımasına rağmen genelde Türk'ü cumhuriyetlerde olan kardeşlerimiz, Türk lisanında olan kardeşlerimiz bu müçtehidimizi pek fazla tanımıyorlar. Sohbetleri Zehra TV'de yayınlanıyor ve dönem dönem bize soran kardeşlerimiz var. Hatta bir pikniğe gitmiştik bir kardeşimiz. O müçtehidimizi dinledikten sonra ben onun saydığı amelleri yaptım ve rüyamda çok iyi şeyler gördüm demişti. Bunu da buradan paylaşalım. Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Amin. Allah sayelerini daim etsin. Allah eksikliklerini vermesin. Amin. Bu birinci özellik İmam Mehdi aleyhisselam için. Bir ikinci özellik Yaşar Bey, İmam Mehdi aleyhisselamda bütün güzel nesep ve soylar mevcuttur. İnsanlığın, insanın aklına gelebilecek, zikredebileceği bütün nesep ve soy güzellikleri İmam Mehdi Aleyhisselam'ın vücudunda birleşmiştir. Bakınız, bazıları Alevidir, bazıları Hüseyinidir, bazıları Bakiridir, bazıları Seccadiyelidir, bazıları Musevidir, bakın. Bazıları askeridir. Bunların hepsi bir soy, bir nesep. Bazıları rezevidir. Rezevidir, ağzınıza sağlık. İmam Mehdi aleyhisselam hem Alevi, hem askeri, hem rezevi, hem bakiri, hem seccadi. İmam Mehdi aleyhisselam hem Hüseyin'i. Bakın, İmam Mehdi aleyhisselam bütün güzel nesepleri, soyları kendisinde, bünyesinde toplamıştır. Bu bir özellik midir? Tabii ki bir özelliktir. İmam Hüseyin aleyhisselam bunu bir özellik kabul ettiğinden dolayı oğluna buyuruyor, ya ebeti enel Hüseyin ibni Ali ibni Ebi Talib. Ey oğlum, ben Ebu Talib'in oğlu, Ali'nin oğlu Hüseyin'im. Ve cedd Muhammedin el Mustafa ve Ummu Fatimetü Zehra. Oğlum, ben Fatıma'nın oğluyum. Fatıma benim annemdir. Ve o cennet kadınlarının hanımefendisidir. Ve benim dedem Muhammedin el Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'dir. Ki dedem seyyidu beni Adem ecmein, bütün Adem oğlunun efendisidir benim dedem. La reybe fi, ve bunda bir nebze tereddüt de yoktur. Bakınız, İmam Hüseyin aleyhisselam nesep ve soyu bir özellik gördüğünden dolayı kendisini oğluna bu şekilde anlatıyor. Ya Ali ummi efzelu min ummik. Ey Ali, çünkü İmam Zeynel Abidin'in ismi Ali idi. Ali, evet. İbnül Hüseyin. İmam diyor ki, ey Ali, benim annem senin annenden Allah katında faziletlidir. Ki İmam Zeynel Abidin'in de annesi İmam Hüseyin'in hanımıydı. Diyor ki, benim annem
senin annenden Allah katında faziletlidir, üstündür. Ve inden nas ecmein, ve insanların tamamının da yanında bu böyledir. Ya Ali, ente indallahi efzelu minni ve ana efkharu minke bil abai vel ummahati vel içtiha ecdadi. Sen faziletli olabilirsin Ali, ama ben baba yönünden sana nazaran, babalar açısından, anneler açısından, dedeler açısından senden daha onurlu ve iftiharlıyım. Senden daha ayrıcalıklı ve özellikliyim. Dolayısıyla bunlar insan için bir özellik teşkil etmese idi, İmam Hüseyin Aleyhisselam bu kavramlarla oğluna bu şekilde açıklama yapmazdı. Dolayısıyla İmam Mehdi Aleyhisselam'da bütün güzel nesepler, soylar mevcuttur. Ama diğer masumlarda bu böyle değil. Bazıları Alevi, bazıları Musevi kesilmişlerdir. Hatta neticede şöyle de düşünebilir miyiz hocam? İki büyük din de İmam Mehdi'de birleşmiştir. Eyvallah. Yani bu da çok artı bir özellik. Ve İslam, bakınız dediğim gibi, yani ben 45 söylüyorum. Bu 45 benim anladığım 45'tir. Bakın mesela o 45'in içinde sizin demin buyurduğunuz yoktu. Estağfurullah. Bakın yoktu. Demek ki farklı farklı pencerelerden baktığınız zaman özellikleri çoğaltabiliyorsunuz. Bir üçüncü özellik, İmam Mehdi Aleyhisselam viladetinden hemen sonra, bazı rivayetlerde viladetinden 3 gün sonra semaya yolculuk yapmıştır. Diğer masumlarda bu böyle yok değil. İmam Hüseyin'de de olduğu rivayet edilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'da Futrus meleği geliyor, tebriklerini arz ediyorlar. O aşamadan sonra İmam Hüseyin götürülüyor. Ve kundağa götürülüyor. Kundağa götürülüyor. İmam Mehdi Aleyhisselam'a baktığımız zaman ya viladet günü ya 3. gün. Nergis Hatun diyor ki, baktım diyor, 3 tane güvercin İmam Mehdi'nin kundağını aldı, yükseldi. Hasanul Askeri Aleyhisselam'a seslendim. Seslendiğimde buyurdular ki, Nergis Hatun, telaşlanmana gerek, endişelenmene gerek yok. Yer ehli Mehdi'yi tanıyan, yer ehli Mehdi'yi ziyaret etmeyi, onu görmeyi, kundağına yüz sürmeyi o kadar arzuluyor ki, yer ehlinden tanıyanların arzu ve iştiyaklarından daha ziyade melekut alemindeki melekler Mehdi'yi görmek istiyorlar. Ziyaret etmek istiyorlar, kundağına kanat sürmek istiyorlar. O 3 tane güvercin diye gördüğün, biri Cebrail'dir, biri Mikail'dir, biri İsrafil'dir. Allah'a razı niyazda bulundular. Bütün melekler Mehdi'yi yeryüzüne inip ziyaret etmek istiyor. Allah-u Teala dualarını kabul etti ve o 3 meleğe görev verdi. Gidin Mehdi'nin kundağını melekut alemine getirin. Melekut alemindeki melekler Mehdi'ye yüz sürsünler, kanat sürsünler, ziyaret etsinler. Dolayısıyla bakınız, İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında da buna benzer bir rivayet var. Ama genel manada bütün masumları incelediğimizde bu İmam Mehdi Aleyhisselam'da fazlasıyla ön plana çıkan bir özellik. Bir diğer özelliğe baktığımız zaman Yaşar Bey, Peygamber Efendimizin ismi ve künyesi kimdedir? İmam Mehdi'de. İsmi Muhammed, künye Ebu'l-Gasım. Ebu'l-Gasım. Diğer 11 Ehl-i Beyt imamına bir bakın. 11 Ehl-i Beyt imamında bu özellik mevcut değildir. Bu özellik. İmam Muhammed Bakır, ismi Muhammed, 5. imam. Ama künye Ebu'l-Gasım değil. Dolayısıyla İmam Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin hem ismine hem künyesine sahip olmakla masumlar içerisinde ayrı bir yeri ve ayrı bir özelliği vardır. Ve bu özellik de nasıl Emirül Mü'minin kelimesini Ali'den başkasına kullanmak haram ise,
Hatta Hazreti Hüseyin'e dahi emirül müminin diyemiyorsun. Hazreti Sadık aleyhisselama emirül müminin diyemiyorsun. Mana ve içerik, kavram bakımından bütün ehli beyt imamları emirül müminindi. Ama emirül müminin söylemi sadece Hazreti Ali'ye haslaştırılmıştı. Onun da sebebine geldiğimiz zaman, onun da sebebinde, çünkü galu belada Ali'ye Peygamber Efendimiz buyuruyor, insanlar Ali'ye emirül müminin lakabının nerede verildiğini bilselerdi, Ali'nin faziletlerini inkar edemezlerdi. Summiye bi emirül müminin, Ali kalu bela aleminde emirül müminin olarak adlandırıldı. Hazreti Ali'ye peygamberler orada emirül müminin deyip de ikrar ettiklerinden dolayı peygamberlik makamını hak ettiler. Onun için Ali'den başkasına emirül müminin söylemek caiz değil. İmam Mehdi aleyhisselam konusunda da Muhammed ve Ebu'l-Gasım isimleri. Bu iki isim masumlar içerisinde, isim ve künye masum, sadece İmam Mehdi aleyhisselam'da mevcuttur. Başka hiçbir masumda yoktur. Bu da onun için ayrı bir özellik teşkil etmektedir. Tekrar altını çizelim. Yeni açmış dinleyicilerimiz olabilir. Bu özellikleri anlatırken bu İmam Mehdi diğer imamların hepsinden üstündür manasında değil. Eyvallah. Mesela İmam Hüseyin'e buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, et etimdendir, kanı kanımdandır. Evet. İmam Muhammed Bakır'a özel selam göndermiş. Evet. İmam Rıza'ya benim bir parçam düşecek Tuz şehrinde demiş. Evet. Bunun gibi, yani o nasıl diğer imamlardan o imamı üstün kılmaz ise, bu da Hazreti Mehdi'yi diğer imamlardan bazı konularda evet üstün kılmaz. Çünkü başta da hocam arz etti, söyledi. Hepsi Muhammed'dir. Evveli, ortası, sonu tamam. Ve hepsi Muhammed'dir o manada. Evet. Bir diğer özelliğe baktığımız zaman, elbette bu özellikte her ne kadar ihtilaf da olsa, en azından ihtilafın velayet dostları tarafından bilinmesi için bunu da bir özellik olarak anlatalım. Buyurun. İmam Mehdi aleyhisselamın gaybet döneminde isminin söylenmesinin haram oluşu. Gaybet döneminde. Gaybet-i Kübra, Gaybet-i Sugra. İsminin söylenmesinin haram oluşu. Bazı müçtehitlerimiz, ki bu konuda öyle zannediyorum ki Şaban, Ramazan aylarından dolayı herhalde fazla program yapılacak. Evet, yapılacak. İlerleyen dönemlerde bu konuya genişçe vakit ayırırız inşallah. Bazı müçtehitlerimiz demişlerdir ki gaybet döneminde o Hazretin ismini zikretmek haramdır. Haram fetvası vermişler. Hatta yazarken bile harf olarak yazılmasını emretmişler. Yani bitişik olarak değil de ayrı ayrı harf olarak yazılmasını söylemişler. Bazı müçtehitlerimiz demişlerdir ki o Hazretin ismini gaybet döneminde söylemek mekruhtur. Bazı müçtehitlerimiz demişlerdir ki o Hazretin ismini gaybet döneminde söylemek mekruh idi, bir gerekçeden dolayı mekruh idi, ama o gerekçe bertaraf olduğundan dolayı artık o Hazretin isminin söylenmesinin sakıncası yoktur. Bu şekilde bizim ariflerimiz, alimlerimiz, müçtehitlerimiz bu konuda 3 ayrı görüşe sahip olmuşlardır. Her 3 ayrı görüşe de saygı duyuyoruz. Eyvallah. Çünkü hepsi müçtehittir. Müçtehitlerin arasında böyle düşünce farkları olması da normaldir. İmam Mehdi'nin ismi söylenmesi bir tehlike arz ediyordu bir zamanlar. Evet. Ondan sonra gerekçe de o zannedersin. Gerekçe de o idi. Gerekçe o idi. Dolayısıyla bakınız, bu konuda diğer masumlarda bir ihtilaf yok. Bakalım. Efendim ismini söylemek caiz midir, caiz değil midir? Hiçbir mesele, hiçbir problem yok. Ama İmam Mehdi aleyhisselam konusunda ihtilaf olmasına rağmen birinci grup haramdır diyor, ikinci grup mekruhtur diyor. Buna rağmen nedir? Bu konu dahi İmam Mehdi aleyhisselamı diğer masumlara nazaran o Hazret için bir özellik, bir ayrıcalık teşkil ediyor. Üçüncü grupta mekruh idi diyor. Mekruh idi diyor, evet. Bir diğer özellik Yaşar Bey, çok önemli bir özellik.
İmam Mehdi aleyhisselam müşrikler ile ve münafıklar ile oturmayacak. Çok önemli. Bakınız, Peygamber Efendimiz masum olmasına rağmen her gün 70 defa istiğfar ediyordu. Allah Resulü masum olmasına rağmen istiğfar ediyordu. Bir mecliste oturduğu zaman 25 defa estağfirullah ve etubu ileyh zikrini söylüyordu. Bir mecliste oturduğunda. Peygamber Efendimizin günde 70 defa istiğfar etmesinin sebeplerinden bir tanesi, Peygamber Efendimiz müşriklerle de oturup kalkıyordu. Müşriklerle karşı karşıya aynı mecliste oturuyordu ve yeri geldiği zaman konuşmalar yapıyordu. Dolayısıyla müşriklerle o şekilde oturup konuşmalarından dolayı Allah'ın emrine binaen oturmasına rağmen, konuşmasına rağmen, şimdi masumun Allah ile konuşması mı evladır? Masumun Ebu Leheb ile konuşması mı evladır? Tabii ki Allah'la. Eyvallah. Masum Ebu Leheb ile konuşmayı Allah ile konuşmaya nazaran günah kabul eder. Bize göre her ne kadar günah olmasa bile masum onu kendisine günah kabul eder. Ve bundan dolayı istiğfar ediyordu Peygamber Efendimiz. İmam Rıza Aleyhisselam'a baktığımızda İmam Rıza Aleyhisselam yıllarca tağut ve zalim olan Me'mun ile aynı çatı altında oturdu. Yıllarca hem de. Ama İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettikten sonra hiçbir müşrik ile, hiçbir münafık ile yan yana beraber karşı karşıya oturmayacaktır. Bu da o Hazret için başka bir özellik. İmam Aleyhisselam'ın bir diğer özelliğine baktığımızda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde hiçbir zalimin sultası olmayacak. Ve hiçbir zalimin hükümeti kontrolünde olmayacak. Mesela bir İmam Muhammed Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a bakıyoruz. Mensur Devaniki Allah rahmet etsin. İmamı bakın o küstahlığı bile yapabiliyordu ki Mensur Devaniki imamı şarap sofrasına davet edebiliyordu. Mensur Devaniki'ye mi Allah rahmet etsin? Allah lanet etsin. Lanet etsin. Rahmet dediniz rahmet de. Rahmet dedim. Evet. Diz sürçmesi. Allah düzeltelim. Lanet etsin Mensur Devaniki'ye. O küstahlığı bile yapabiliyordu ki İmam Sadık Aleyhisselam'ı şarap sofrasına bile davet edecek küstahlığı yapıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam Me'mun ile az önce söyledik. Yıllarca beraber olduğu istememesine rağmen bakın ama İmam Mehdi Aleyhisselam hiçbir zalimin hükümeti kontrolünde olmayacak. Tam aksi hükümetin sahibi kendisi olacak. Bu konuda en çarpıcı örnek İmam Mehdi'nin babası. Evet. Zalimlerden az, dedesi az çekmedi. Dedesi, babası. Evet. Göz hapsinde sabah imza akşam imza karşılığı evet. O şekilde bir hayat sürmek. Dedeler İmam Muhammed Taki'ye varınca İmam öyle, Rıza öyle. Hemen hemen hepsi İmam Zeynül Abidin'in. Zalimlerin tağutların kontrolü altındaydılar öyledir. Bu onun için bir ayrı özelliktir. Evet sohbetimize burada nokta koyacağız. Allah razı olsun. Bir başka sohbette devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Vakit ayrılan vakit bu kadar. Şimdilik size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza, dilinize, Allah yüreğinize sağlık. Vaktimiz varsa şu kitapları tanıtalım. Mehdi Aksu hocamızın yazdığı böyle Kadir Hum'u anlatan cep kitapları. Ben bu tür kitapları çok yazmasını en çok isteyenlerden birisiyim. Allah herhalde olsun. Etkimiz de oldu bu kitabın şüphesiz, yazılmasında. Şüphesiz. Ve gerçekten mükemmel bir eser. Alın okuyun sonra bana hak vereceksiniz. Bu kadar söylüyorum. Bu da Mehdi Aksu hocamın kendi yazdığı bir kitap. Çeviri falan değil. Hocam zaten çeviri pek yapan... Karşıyım çeviriye. Evet, çeviriye karşı. Onlar da olsun ama alimlerimiz biraz da şüphesiz. Yazsınlar. Evet. Yazılan eserler daha şey olur. Evet. Çevirilerde olsun. Mesela bir Allame Tabatabay'ın kitapları çevirilsin. Onlar çevirilsin tabii ki. Karşıyız o manada değil. O manada ama değil. Ama biraz da hocalarımız kalem oynatsınlar. Kalem oynasın, biraz da evet. Özellikle bu tür cep kitapları çok faydalı oluyor artı gençler için. Artı onun vadesini sözünü verebilirsiniz.
Siz kendi adınıza verebilirsiniz. Zehra TV'den isteyenler Zehra TV'den gelip alabilirler. Evet, Zehra TV'den hediye birer tane, her gelene birer tane hediye edeceğiz. Zehra TV'den ben de Okan'a havale edeyim. Ben devamlı orada olmuyorum. Okan kardeşimden, Cevat hocamdan gelip isteyip alabilirler. Kadir Hum kitabı Mehdi Aksu hocamın hediyesidir. Onu da söylemiş olalım. İnşallah bu cep kitaplarını bekliyor. Sözümüzü vermiştik. Sözümüzü böyle sözümüzü tuttu. Yerine getirdik. Hazreti Zeynep kitabı bekleniyor. O bitmiş. Bitti. Şu arka tarafta gösterebilirsiniz Yaşar Bey. Şurada. Evet. Peyam-ı Saadet 3 Ehl-i Beyt diye. Şurada bakın. Bitmiş yani. Evet. Böyle Okan zoom yapabilirse. Peyam-ı Saadet 3 diye. Çıkmak üzere. Çıkmak üzere o da. Evet. Hocam bu konuda gerçekten ben kendisini takdir ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Allah ömürlerini uzun etsin. Bu araya bir risale sıkıştırdı. Ayetullah Vahidi Khorasani'nin ilmi hali de çıktı. Emsallerinin içerisinde en iyilerden birisi. Mükemmele yakın bir dil. Çok güzel bir ilmi hal. Onu da mescitlerimizden ve Mehdi hocamdan edinebilir dostlar. Diyorum süre bu kadar, kusura bakmayın. Biraz hocamın sohbetini yarım bölmek zorunda kaldık. Benden değil vakittendir bunu söylemiş olayım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki sohbette buluşuncaya kadar. Vesselamu aleyküm.